Bu videoda total pulmoner venöz dönüş anomalisinden yani pulmoner venlerden bahsedeceğiz arkadaşlar. Bu pulmoner venleri yani akciğer toplar damarlarını çizimde göremiyorsunuz. O yüzden çizdiklerimin ne olduğuna beraber bakalım. Burada RA yani sağ kulakçık var. Vücuttan kanı topluyor. Sonra kan RV yani sağ karıncağa geçip oradan da pulmoner arterlerle akciğerlere pompalanıyor. Sonra pulmoner venler yani akciğer toplar damarları buradaki kanı akciğerlerden kulakçağa geri yolluyor. Pulmoner akciğerlerle ilgili demek. Venöz ise ven ile ilgili yani toplar damarlarla ilgili demek ve kanın kalbe geri döndüğünü bize belirtiyor. Atar damarlar yani arterler ise tam tersi arkadaşlar kanı kalpten uzağa taşırlar. Yani atar kanı, kan, kanı dışarı doğru atar gibi düşünün, toplarda kanı tekrar toplarmış gibi düşünün. O mantıktan zaten geliyor. Kısacası akciğerler oksijenli kırmızı kanı verir, sol kulakça geri getirir. Bu arada LV yazdığım yer, vücuda kanı pompalayan sol karıncık. TPVDA'da sorun, akciğer toplar damarlarımızın şuradaki olması gereken yere açılması yerine buraya, sağ karınca açılmasıdır. Buraya hem sol hem sağ akciğerlerden gelen iki damarı da çizdim. Sağ kulakçık genelde vücuttan mavi, oksijensiz kanı alır. Ama şimdi buraya akciğerlerden gelen kırmızı kanı da gösterelim, koyalım. Evet, or burada şimdi kırmızı kan da var. Toplar damarlardan gelen oksijensiz mavi kana ve kırmızı kana bir bakalım. Sağ kulakçık işte bu karışımı alır. Buraya morumsu kanı çiziyorum. Buradan kan akışının devamı aynı şekilde gerçekleşir. Kan sağ karıncaya geçer ve akciğerlere doğru devam eder. Akciğerlerimize mor kan gittiğini de şöyle gösteriyorum. Ama kan oradan kırmızılaşmak için yeterince oksijen alır ve sonra yanlış yere açılan akciğer toplar damarları vasıtasıyla geri döner. Bunlara pulmoner ven anlamında kısaca PV diyorum. Gördüğünüz gibi sol tarafta hiçbir hareketlilik yok. Sanki bu odacık mühürlenmiş gibi. Yani sol kulakçığa gelen hiçbir şey olmadığı için burası tamamen boş. Bu da aortta hiçbir hareketliliğin olmadığı anlamına geliyor. Vücuda pompalanan kan yok. Bildiğiniz gibi bu durum hayatla uyumlu değildir. Bu yüzden de genelde TPVDA olduğunda ASD de olur. ASD'yi hatırladınız mı arkadaşlar? Neydi? Atrial Septal defekt. Bu iki kulakçık arasındaki duvardır. Burada sol ve sağ kulakçık arasında küçük bir delik olduğundan morkan bu yoldan gidebilir ve sol kulakçık sağdan gelen morkanla dolar. Sonrasında morkan sol karıncağa geçer ve oradan da aort ile vücuda yayılır. Buradaki küçük delik olmadan sadece vücuttan gelen oksijensiz kan olur ve bu kan akciğerlerden gelen kırmızı kanla karışır. Karışınca morumsu olan kan akciğerlere geri gider ve oradan da kırmızı kan olarak geri döner. Yine burada kapalı bir devre görüyoruz. Yani vücutla hiç alakası yok ve aorta oradan da vücuda kan gitmeden hayatta kalamayız. Tahmin ettiğiniz üzere bu kapalı devrenin açılması gerekir ve septal defektin burada olma sebebi de budur. Delik karışık olan kanı sol tarafa geçirerek Hayatta kalmamızı sağlar. Genellikle bu durum sağ ventrikül hipertrofisini de içerir çünkü sağ karıncık eskiden yaptığı işin iki katını yapar. Sağ tarafa giden müthiş kan yoğunluğunu şöyle gösteriyorum. Dediğim gibi bu artan iş yükü sağ ventrikül hipertrofisine sebep olur. Bu durumda yine akciğer toplar damarlarının ait olduğu yere açılması için cerrahi müdahale gereklidir. TPVDA'yı düşündüğünüzde bu yanlış yerde olan akciğer toplar damarlarını yani pulmoner venleri hatırlayın lütfen tamam mı bu yeter